dostlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizler için Adana'dan kalkıp Antakya Kuş Pazarı'na geldim. İnanılmaz bir kalabalık var. Yaklaşık 2000 kişi dostlar. Mükemmel bir kalabalık. Birazdan içeri girince de anlayacaksınız. Az önce bir deneme videosu çektim. Kalabalıktan kendi sesim anlaşılmıyor. Yani görüntü kalitesi iyi olacak ama ses kalitesi gürültüden dolayı pek iyi olmayacak. Bu yüzden sizlerden özür diliyorum. Daha fazla sizi bekletmeden şöyle Antakya Kuş Pazarı'na gelin, hep birlikte gezelim, fiyatları öğrenelim. Bu arada beni motive etmek adına kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok ciddi bir emek var. Adana'dan Antakya'ya kalkıp sizler için geldim. Bunu da buradan belirtelim. Adı ne? Cumali Özhayta. Cumali Özhayta. Evet dostlar, burada Müsevvet var, Baştan Kara var, Şami Adana Kırması var, Bağdadiler var. Sizler için şimdi fiyat alacağım. Abi selamünaleyküm, kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Müsevvet ne kadar? Müsevvet 1250 lira. Maşallah, çok güzelmiş ama. 1250 TL Müsevvet. Şu kahverengi Bağdadiler? Bağdadiler 250 lira. 250 lira. Şu Şami Kırmaları? Onlar da 1250-1500 değişiyor. 1200 ila 1500 arasında dostlar. Postalar? Postalar 500. Baştan Kara? Baştan Kara 350. 350. Abimiz kuşlara cam gibi dostlar. Ben beğendim. Yani Antakya Kuş Pazarı'nı bayağı övdüler. Ucuz dediler ama ilk videomuzda bayağı epey pahalı bir kuşlara denk geldik. Ama cam gibiler. Eline emeğine sağlık abi. Kolay gelsin. Evet dostlar, burada da yine Micri var, Bağdadi var, Baştan Kara var, postalar var, İspir var, Göpostalar var, Şamiler var. Evet, Baştan Kara da var dostlar. Şimdi abimizden tek tek fiyat alacağız. Abi kolay gelsin. Nasıl? Pazar durumu nasıl? Pazar durumu biraz durgun. Durgun mu? Epey bir kalabalık ama. Ne tarafa geçelim? Bu Şamiler ne kadar? Abi 1,5 bunlar. 1,5. Çifti mi, teki mi? Yok, çifti. Çifti. Maşallah. Ne kadar yani para gidiyor? Bunlar da var böyle. Bunlar da 250. Bu da 250. Bu 500. Kırmızı maverdi 500 lira dostlar. Aşağı gelelim. Şu Baştan Kara ne kadar abi? 150. Çifti 150. Çarpçılılar bu siyahlar da 150 TL dostlar. Biraz üşüdüler, hava biraz soğuk. Normaldir o kadar. Abi bu çandırlar ne kadar? Burada kanat posta var. 10 lira, 20 lira. 10 lira. Bu kanat postalar, çandırlar da 10 lira, 20 lira dostlar. Gayet uygun. Kanat postalar. Abi. Abi bu ne kadar şu kanat? Kanat postaya ne kadar istiyor? Pardon. Evet dostlar, genç bir kardeşimiz kara gümüşle sarı postası varmış. Şöyle iki tane. Genç, tertemiz, pırıl pırıl arkadaşlarımız. Bu sarı posta ne kadar? 25 lira. 25 veririz aslında. Çifti ne oluyor? Çiftini çift söyle. Abi, bunlar tek. Çift. Tek, İkisi ne kadar? İkisi 70 lira. İkisi 70 lira. Yani biri. Şimdi Hasan abimizin yanındayız. Gümüş kuyrukları var. Hünkarileri var. Baştan Karaları var. Postaları var. Sizler için şöyle fiyat alacağım. Fiyat almadan önce hayvanları yakından göstereyim. Gayet sağlıklılar. Hiçbir problemleri yok dostlar. Abi kolay gelsin. Gümüş kuyruk ne kadar? Gümüş kuyruğumuz 200 lira. Gümüş kuyruk 200 lira. Şu 3 tane gök, 3 tane gök gümüş kuyruk var dostlar. Bunlar 200 TL. Hünkârı ne kadar abi? Hünkârı 100. Erkek. Hünkârımız burada. 100 TL dostlar. Alt tarafa bakalım abi, ne kadar?
Kandillerimiz 500 lira. Çift. Sarı güllerimiz 200 lira. Gözü büyüklerimiz 400 lira. Arkadaşlar gözü büyükler 400. Fitiller çifti 500. Sarı güller 200 lira. Zaten YouTube'da tanıyor beni. Maşallah abi. İngiliz. Biraz sesli konuş ama. Böyle bir İngiliz. Baştan sarı İngiliz. Maşallah. Sen de besledin yoksa satın mı aldın? Biz besliyoruz evet. Satıyoruz da. Fiyatı ne kadar? 1000 lira. 1000 lira. Çifti mi teki mi? Teki. Teki. Biraz şöyle uzaktan göstereyim. Kanat yapısına bir bakalım. İnşallah. İsim neydi abi senin? Benim adım Faik Özdemir. Faik Özdemir. Antakya kuşçusu. Antakya kuşçusu. Telefonunu vermek ister misin sen aramalar için? Yok. Tamam. İnternet kolay gelsin. Benden Faik Özdemir nasıl ulaşabilirsin? Sana alıyorum nasıl? Yengenler sıkıntı yaşıyor. Tamam hadi kolay gelsin. Dostlar bir tane güvercin kaçtı. Abimi şu anda kepçeyle tutmaya çalışacak. Oo yakaladı. Helal olsun. Helal olsun kuşçuymuş. Vallahi helal olsun. Helal olmaz ha. Sen Allah'ın var mı? Var ya. Abimiz kepçeyle yakaladı kuşu helal olsun. Bunlar gece karışma kuşları. Evet. Yavuz kuşlar. Biz bunları satmak istiyoruz. Dışarı göndermek istiyoruz. Evet. Dostlar bu arada Antakya kuşları gayet uygun. Şehir dışından gelmek isteyen dostlar buralara gelip kuşları alıp ekmek parası çıkarabilirler. Bu karışma kuşları özellikle gece karışmasına da giriyor değil mi? Boyalı zaten belli yani. Evet evet boyalı dostlar görüyorsunuz. Fiyatları nelerdir abi tek tek söyler misin? Fiyatları örnek vereyim sana. Mesela şu Hollanda alacası. Fiyatı nedir? 100 lira. Şu tip 80 lira. Karışma kuşu bunlar. Karışma kuşu. Evet. Şu balina bura kuşu. Şey bura kuşu diyorum özür dilerim Osmaniye kuşu. Aynen. Getirdik damımıza uçurmak için. Fiyatı nedir? Satacağız. Evet. 100 liradır. Evet. Şu Hollanda alacası yine bura kuşu. Satırsa satarız satılmazsa evimize götürürüz buradan aldık. Evet. Böyle yani bunlar güzel kuşlar yani. Evet. Maşallah. Beklerim. İsteyenlere telefon numaranı söylemek ister misin? Telefon numaram. Hiçbir sakıncası yok. Tamam bir dakika arkadaş. Serdar telefon numarası ver de arkadaş konuşma yaptı. 535 929 11 17. İsim neydi abi? Samuray. Samuray abimiz, kuşçu Samuray abimiz. Evet. Kolay gelsin. İskender'de motosiklet yarışı yapardım. Selahattin desen tanımazdı. Samuray dedin herkes. Tamam, şeyden. Tamam abi. Hızlıydın yani. Gençliğinde hızlıydın. Abim bak. 5 dikiş burada var. Burada var ya. Yani. Kanıtı burada. Evet, evet. 21 yarışta 19 senesini almış. Maşallah. Kolay gelsin abi. Evet dostlar, pazarın en pahalı kuşçusunun yanına geldik. Nail abimizin yanına. Kara nakışlısı var. Kahverengi nakışlısı var abi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam abi. Hoş geldin. Şimdi en beğendiğim kuş burada göz alıcı. Kara nakışlı. Kara nakışlı var, sarı nakışlı var. Evet. Fiyatı nedir abi? Kara nakışlının fiyatı 3000 lira. 3000 lira. Şöyle bir yakından bir göstereyim dostlar. Göster abi. Adam oynatmışım. Hadi mi baba? Yok. Oraya koy, niye koyuyorsun? Evet dostlar, kara nakışlı kuşumuz. Kuşu bir bıraktılar, onu da getirdi bir sabah. Yedi 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 yedi. 3000 liralık bir kuş dostlar. Sarıyı çeksin lira, o 5000 lira. Sarımız var. Sarı 5000 lira.
Evet dostlar, şu gördüğünüz sarın akışlı 5000 liralık kuş dostlar. Az önce pazarlık yapıldı. Küçük bir aralarında fark vardı. Abimiz satmadı. Kuşuna güveniyor. Gerçekten mükemmel bir kuş. Şöyle bunun özellikleri nedir? Onu abimizden öğrenelim. Nail abi, bu kuşların özelliği nedir? Karan akışlının, sarın akışlının. Bu kadar pahalı olmasının sebebi nelerdir abi? Özelliği çok. Onu saymaya kalksak bitmez bugün değil mi dayıcım? İyi, hadi bakalım. Tutku, bera. Her yere göre farklı bir özelliği var. Evet. Abi sana kolay gelsin. Allah'a emanet. Evet dostlar, Halit abiyle Yusuf kardeşimizin yanına geldik. Selamun aleyküm bu arada. Selamun aleyküm, hoş geldin. Hoş bulduk. Kuşlarınızı tanıtır mısınız rica etsek? Abi, böyle bir çift baştan karamız var. Çift. Kanatlar 10'a 10 bu. O da 8'e 8. Bunların fiyatı 150 TL abi. 150 TL çifti değil mi? Aynen abi. Evet. Şöyle bir göl gümüş dişimiz var abi. Kuyruk 25 TL. Gözler beyaz. Bunun fiyatı 100 TL abi. 100 TL evet. Böyle bir çakmaklı posta var abi. Yarışçı mühürü de var ayağında abi. Hani bakalım. 2013. Oo, bayağı da yaşlıymış. Aynen abi. Çitliğe gider abi bu. Bunun fiyatı 80 TL abi. Böyle bir kırmızı tip var abi. Kesme sağlam. 10 numara, gözler beyaz. Evet. Bunun fiyatı da abi 80 TL. 80 TL. Bir gün olacak kuru posta var abi. Kanatlar bir yan 4, bir yanda 3. Evet, o ne kadar? Bunun fiyatı da abi 100 TL. 100 TL. Yusuf nasıl? Pazar durumu nasıl? Abi pazar durumu iyi de satış yok. İnanılmaz bir kalabalık var ama satış kalabalık yok değil mi? Satış yok. Abi tabi. Yani bu fiyata kuş satarsanız ondan sonra böyle şap gibi kalırsınız. İş yok dersiniz. Olmaz. Bu fiyat, şimdi bu insanlar bunu izleyecek dışarıda. Bu kuşlar dışarıda 30 lira, 40 lira, 50 lira, bir dakika 20 lira. İnsanlar buraya bu fiyatlar için geliyor ucuz diye. Siz böyle yapıyorsunuz, bu pazarda kimse kuş olmaz. Abi, her yerin piyasası ayrı. Ne? Muhalefet yapıyoruz. Şimdi diyorsunuz ki kalabalık boş kalabalık. Kalabalık boş değil. Herkesin elinde bir kuş var. Herkes parasına göre kuş alıyor. Sen de ne yapacaksın? Kuşu değerinde satacaksın. Parasıyla böyle. Değerini söylüyor abi. Parasını söylemedik. Değeri değil. Abi bulabilirsen bu gümüşün aynısı, fazlası. Getir abi. Hiç sıkıntı yok. Hangisi? Şu gümüşün aynısı. Ne istiyorlar? Evet, 100 TL dedi galiba. 100 TL. Ben siyah gümüş kuyruk getireyim sana, daha güzel. Siyah mı gömme abi? Evet, siyah. Evet abi. Kaça getirin? Daha çok güzel. 100 TL. Bundan daha güzel. Evet. Ama göl çok daha tutuluyor ama. Kuşu diyorsunuz ya mesela. Pazar kalabalık ama iş yok. İş var. Millet iş yoksa bak bakalım tezgahlarda kuş kaldı mı? Maşallah pazarımız çok güzel. Herkes satış yapıyor. Herkes ekmek yiyor burada. Türkiye'de Antakya'nın pazarı gibi yok. Yok abi. Ben 7-8 tane pazar gezdim Türkiye'de. Böyle bir pazar yok. Karabağ'a kalmışsın abi. Duruyor kuşlar. Niye satılmadı o zaman? Evet. Bu arada löpümü çektin mi löp atışımı usta? Evet. Az önceki... Tek rakibim benim. Löp olursun daha. Evet. Başarılı bir atıştı abi. Evet. Her hafta böyleyim ben. Her hafta burada kuş yakaladım, sahibine iade ederim. Kaçıran arkadaşlar. Abi bu kuş kaçıranları kimisi vermiyor. Ne düşünüyorsun? O bencillik ya. Kuş sahibine yakışır diyorum ben. Allah'ına süper. Allah'ına kurban. Kuş sahibine yakışır. Aynen abi. Abi ben damımda da böyleyim. İyi löpçü elinden ha. Damımda da böyleyim. Kimin kuşunu tutarsam tutum veririm. Kuş evet. Sahibine kaç yakışır. Yıldır bu işi yapıyorsun abi? Şöyle söyleyeyim. Babam beni 3-4 yaşından beri döverdi. Damdan aşağı attığı da oldu. Evet. Ben yine çıktım. Ortalama 27 yıldan beri kuş besliyorum. 3 maşallah. Yaşından beri yani. Maşallah maşallah. 7-8 yaşından beri karışma yaparım. Bir gün senin de kümesini, damını ziyaret etmek isteriz abi. Biz de bekleriz. Tamam. Evet dostlar, kuşçu Kamil abimizin yanındayız. Maşallah cam gibi kuşları var. Kamil abi merhaba. Merhaba. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Abi şöyle fiyatları alalım. İzleyicilerimiz merak ediyor. Abim şöyle bir siyah alaca var, beyaz kuyruk. Bunun fiyatı 125 lira. Yanında bir siyah alaca keşmir var, ak kuyruk. Bunun fiyatı 100 lira abim. Evet. Kırmızı gümüş kuyruğumuz var, 100 lira.
Şöyle bir Hollanda alacağımız var 100 lira abi. Maşallah güzelmiş o. Evet. Şöyle bir tane sarı gümüş kuyruğumuz var abi. 150 lira diyoruz buna. Evet. Şöyle bir kırmız var. Buna 125 lira diyoruz. Evet. Şunlar var abi kırmalar. Bunlar 40 lira. 40 lira. Postamız var abi bir tane 50 lira. Şu posta mı? Evet abi şu göyalacı olan posta. Göyalacı evet. Arkada bir tane böyle kınalı keşmirimiz var. Kınalı keşmir ne kadar abi? Kınalı keşmirimiz abi o da 30 lira. 30 lira. Evet. Abi fiyatlar gayet uygun. Evet yani abi. Böyle bir pahalı bir fiyat yok. Nasıl pazar durumu nasıl abi? Pazar biraz daha iyi oldu inşallah. Biraz hareket başladı eskiye göre. Evet. İstihdam var mı bugün? Var, var çok şükür. İyi maşallah, biraz süper, süper, süper. Pandemiden dolayı millet canı çıktı yani, satış yoktu. Kesinlikle, biz de zaten şey yaptık. Bizim dükkanımız da var ayrıca. Benim güvercin üzerinde mi? Güvercin üzerinde. Başkan bana var. Süper abi. Abim o 125 lira istiyorum abi. Abi. Keşfira ne diyorsun? Şuna mı abi? He, dişi mi? Abi valla dişi erkek belirsiz. Dişi, şey. Sıfat dişi. Ben de yani öyle benzetiyorum da tam emin olamadım inan. Şimdi ne maz dönüyor ne için? Abi bu 40 lira. Vereyim mi? Uçkan mı yani? Uçkan abi. Reyhan da uçar mı? Abi Reyhan da uçar mı? Hayır bunlar ne? Yok abi bak çekmişler geliyor. Ben de alasın. Bunu çekmemişler abi. Görmüyor olmasın da. Yok abi iş. Olmaz inşallah. Bak burada da eksik var. Bu yani. Geliyor geliyor abi. Çansın da geliyor. Ortaları yolmuşlar. Reyhanlı Yasa abi baksan şu göğalacayı da verebilirim. Göğalaca. Şunu abi postayı. Şu göğalaca. Abi o arkadakini mi diyorsun? He. Abi o da olur Reyhanlı, o da yayladağ kuşu. Bak şu bahriye kuyruklu da olur sana. Bunlar kesin erkek. Bu dördünü verebilirim abi sana Reyhanlı. Dördü ne olur? Abi dördü sana abi 130 lira olur. 90 oldu mu? Bereket versin abi yok. 90 olursa benim para. Yok abi 90 kurtarmaz. Abi biraz çık şöyle sen de orta yolu bulalım. Ne istiyorsun bakalım? Biz de ekmekçiyik baba ya. He. Ekmekçiyik yani. Anladım. Abi o 125 lira. O da 125 abi. İskender mi olur? En son ne alan olursa? Abi 110 olur en son sana abi. Sen de ekmek ye, biz de ekmek yemiş olarak abi. Yok illa ki ekmek ne bütün paylaşalım ki abi. Başkan abi. Ne veriş abi? Aldım ben bana. İyi valla hayırlı işler. Pardon abi. Nasıl ele alıştı mı iyice? Alıştı abi. Daha yavru daha emek ister ama bak kafa da kaşıtıyor şu anda. Omuza da geliyor, ele de geliyor. Hayvana emek edersen evet. Hayvan karşılığını verir abi sana. Papağan gibi kafasını eğip kaşıtırıyor. Günde kaç saat uğraşıyorsun abi? Ortalama. Abi elimden geldiğince boş kaldığım sürece uğraşıyorum. Ben uğraşmadığım zaman da benim oğlum var elinden öper. Evet. O da ilgileniyor bakıyor yani sürekli ilgi gösteriyoruz yani. Evet. Konuşma ihtimali var mı? Var tabii. Düzenli ilgi gösterdiğin zaman konuşuyor. Hatta alıştırdığın zaman şarkı bile söylüyor yani bunlar. Süper. Abi kolay gelsin. Allah razı olsun. Ayağına sağlık kardeşim. Ayaklarına sağlık. Sağ olsun. Evet dostlar Yaşar abimizin yanındayız. Yaşar abi merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sağ olun. Abi izleyicilerimiz kuşların fiyatını, cinsini merak ediyor. Evet. Dilersen seninle birlikte şöyle tabii. Kuşların cinsini ve fiyatlarını öğrenelim tabii. Abi. Mesela şu kuşumuz siyah alaca beyaz kuyruk. Evet. Fiyatı 100 lira. 100 TL. Evet. Şu göğalaca beyaz kuyruk. Aynen. Fiyatı yine 100 lira. Evet. Orada bir sarı aynalı alacası var beyaz kuyruk. Evet. Fiyatı 150 lira. Evet. Evet. Bu tarafa gelelim. Şöyle bir kara keşmir postamız var. Çok aynen güzel. Süper. Aynen. Ona bir bakalım abi. Şöyle elimizi görelim. Çok güzel yiğit bir hayvan. Bunun da fiyatı 100 lira. Abi bunlar senin kendi üretimin mi yoksa alım satım mı? Bunları alım satım yapıyorum ben. Bunlar Antakya'nın kuşları. Evet. Şöyle çok güzel bir yuvalacan var.
Kanatlar sokuşturmalı. Mükemmelmiş. Evet, bir saniye abi, uzaktan çekeyim onu. Mükemmelmiş. Fiyatı nedir abi bunun? Fiyat 200 lira. Çok iyiymiş dostum. Dişi ayağı, ayağı kırılır. Ayağı kesik onun. Ameliyatçılar razısın. Sağ ol Kenan abi. Şöyle Hollanda'm var örneğin. Siyah alaca. Evet. Fiyat da 50 lira. Bu tarafta, evet, bu tarafta güzel çakmaklı alaca postalarım var. Dişi. En güzel kuşlarım. Şöyle kanatlar sokuşturmalı. Çakmaklı alaca postam var şöyle güzel. Evet. Bu dişisi. Şöyle bir de erkeği var. 10 numara 5 yıldız. Kanatlar böyle geçirmeli. Dışarıdan 3'er tane sokuşturma. Bunların takımı 600 lira. 600 lira? Evet, aynen. Takımı. Evet. Şöyle göv alacalarım var küçük olarak. Şöyle çift olarak göv alacalarımız var. Bunların da çifti 300 lira. Çifti 300 lira göv alacağı. Aynen. Evet. Yaşar abi, nasıl, memnun musun fiyatlardan, pazardan, satıştan? Memnunum. Pazarımız yeni açıldı zaten. Pandemi dolayısıyla kapalıydı. İki haftadan beri çalışmaya başladık. Evet. İşlerden memnunuz, sıkıntı yok. İyi, siftah yaptın. Yaptım Allah'a şükür. Süper, süper. Çok sevindim abi. Abi, izleyicilerimiz sana ulaşması için eğer istersen telefon numaranı söyleyebilirsin. Telefon numaram 0533. 0533. 627. 627. 2518. 2518 abi. Her yere gönderim yapabiliyoruz. Tamam, hiçbir sıkıntı yok değil kesinlikle mi? Kesinlikle yok, aynen. Tamam. Arkadaşlar, eğer kuşları beğendiyseniz Yaşar abimize ulaşabilirsiniz. Abi, kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Bol şans. Evet dostlar, Fuat abimizin yanındayız. Kendisi kuşlarını sattı. Bir çift postasıyla keşmiri kaldı. Şöyle çuvalda getirmiş abim. Abi merhaba, nasılsın, iyi misin? Çok şükür abi, ben deyiz. Abi şöyle bir müsaade etsem kuşlarına bakalım. Evet, keşbirle göv alaca posta var. Abi, fiyatı nedir bunların? İkisi 60 lira. Çifti ikisi 60 lira. Evet. Gayet uygun. Aynen. Sağlıklı görünüyorlar. Öyle, özellikle göv alacanın gözleri çok iyi. Çakmak gibi maşallah. Aynen. Abi, nasıl, pazar durumu nasıl? Vallahi normal, o kadar şey yok yani. İyi maşallah. İyi abi, kolay gelsin, kendine iyi bak. Sana da rastgele. Evet dostlar, yine çuvalın içinde güvercinler var. Şöyle sizler için çekeceğim. Abi selamünaleyküm, kolay gelsin. Selam, sağ olasın. Maşallah. Çuvalda da iyi görünüyorlar. Abi, nedir fiyatları, cinsleri nelerdir? Mustafa, kırmızı gümüş kuyruk var. Evet. 50 lira. 50 lira, evet. O 40 lira, Macar kol kuyruk. Evet. Kanat posta dişi. Şu, 50 lira. Evet. Aynalı akuyruk. Aynalı akuyruk ne kadar? 40-50 lira. 40-50 lira. Nasıl, siftah yaptın mı abi? Yaptık, çok şükür. İyi maşallah, iyi. Abi teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet, rakkasımız var. Kara gümüş var. Keşbirler var. Güllülerimiz var. Brahma kırması, tavuğumuz ve horozumuz var. Abi, rakkası fiyatı ne kadar? 50 lira. Evet dostlar, rakkasımız 50 lira. Keşbir ne kadar abi? 20 lira. Keşbirlerimiz 20 lira. Badadi? 25 lira. 25 lira. Güllülerimiz abi? 250. Çifti 250. Tavuğumuz ne kadar abi? Çifti 300. Çifti 300, horozunu da göstereyim şöyle size. Çifti. Allah'ın pazarı 300 lira diyor. Abi, Japonez ne kadar? 150. Oo, Japonez mükemmelmiş. Japonez'i çok beğendim dostlar. Tavşanların çifti ne kadar? 70. Tavşanların da çifti 70 TL. Bence iyi dostlar. Şurada zibritlerimiz var. Zibritleri de gösterelim. Zibritler ne kadar abi çifti? 250. 250 lira. Şu Linda kazları senin mi? Benim. Onlar ne kadar? 300 lira çıktı. Şöyle Linda kazlarını da göstereyim. Abimiz gidecek. Pazarın yavaş yavaş sonuna geldik. Linda kazları da çift 300 TL. Bu horozları abimiz 100 TL diyor.
Bu Linda kazlarından az önce bayağı bir satıldı. Satın almak isteyen abimiz video çekmek istemedi. Pazar durumu böyle dostlar. Evet dostlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sizler için sabah 4'te kalkıp Adana'dan Antakya Kuş Pazarı'na geldim. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Kimi esnaflarımız memnun, kimi esnaflarımız da şikayetçiydi. Olur böyle şeyler, herkes nasibini yer. Bugün ben satarım, yarın sen satarsın. Bu işler nasip işi. Dostlar, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beğeniler ve yorumlar beni motive ediyor. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.